İki kavram var, birbirine karıştırılan. Bu iki kavram arasındaki farkı anlattığımız zaman hangisinin öne çıktığını göreceksiniz. Bir tanesi doğrudan satış, öteki de doğrudan pazarlama. Doğrudan pazarlama, kapınıza kadar gelip tencere, tava ve benzeri bazı gereçleri doğrudan pazarlığını yapıp, daha doğrusu fiyatını verip evinize bırakan kişilere verilen addır daha doğrusu yöntem odur doğrudan pazarlama. Bir de doğrudan satış var. Doğrudan satış uzmanının elinde herhangi bir mal yoktur. Doğrudan satış için kapınızı çalabilir, sizi toplu bir yerde bulundurabilir, ürünü tanıtabilir ama ürün size doğrudan fabrikadan ya da üretim kaynağından gelir. Bugün doğrudan satışı konuşacağız. Çünkü doğrudan pazarlama Türk halkının yaka siktiği bir mesele. O bakımdan ona girmeyeceğiz. Bunu konuşmak üzere Jönes Global Doğrudan Satış Direktörü Enes Olgun bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi önce bir yaptığınız işi anlatın. Ben bir anlatmaya çalıştım doğrudan satışla pazarlama arasındaki farkı. Siz de bir yaptığınız işi anlatın sonra neler sattığınızı konuşacağız. Şöyle söyleyeyim doğrudan satış sektörü 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan bir sektör. Bu sektör şunu sağladı, Üreticiler ürünlerini son tüketiciye ulaştırırken eskiden aracıları kullanırlardı ve bu aracılar hep bu satışlardan, ülke değişiminden ya da bayiler bir kazanç elde ederlerdi. Fakat son tüketici ürünü yüksek bir fiyata alırken malı üreten fabrikalar kazançları çok düşük olurdu. Genelde para aracılara giderdi. Doğru. Fakat doğrudan satış sektörü fabrikaların, üreticilerin malı direkt tüketiciye ulaştırmasına ve bu vesileyle de bu malı insanlara tanıtan kişilere de distribütörlerine de komisyon veren bir sektör, doğrudan satış sektörü de Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi hızlıca büyümeye başladı. 2016'da 200 milyar dolara yakın bir ciro döndü dünya genelinde. Türkiye'de ise 1 milyar TL'ye yakın doğrudan satış sektöründe dönen ciro. Bunun e, klasik e, insanların yaka çektiğini söylediğiniz pazarlama yönteminden farkı şu burada siz insanlara sadece kullandığınız ürünü tavsiye ediyorsunuz evet. fakat bu tavsiye sonucunda müşteri ürünü direkt şirketten satın alıyor dilediği ürünü satın alıyor. Eğer bu satış sonucunda da şirket üretici firma siz referans olduğunuz için size bir ödeme e, vermiş oluyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. Biz de Jones Global şirketi olarak bizim yaptığımız şey şu, bizim de e, şirketin üretmiş olduğu ürünler var. Bunlar günümüzde insanların en çok e, talep gösterdiği bu anti aging wellness sektörü. İnsanlar artık eskisi gibi e, daha böyle e, Yaşlanmak istemiyorlar evet. insanlar. Genç kalmak istiyorlar ve sağlığını hastaneden ya da hastalanmadan önce korumaya yönelmek istiyorlar. Bu şirket de gene bir Amerikan şirketi. Bunlar da hem içten dışa hem de dıştan içe vücudu koruyan ve vücudun daha genç kalmasına katkı sağlayan üst düzey insan kök hücre teknolojisiyle ürünler üretmişler. Bu ürünleri de biz dünyanın dört bir tarafına tabii aynı şekilde Türkiye'de Dağıtımını gerçekleştirerek bu ürünleri tanıtarak biz bu şekilde satış yapıyoruz ve bunun sonucunda da kazanç elde ediyoruz. Özetle evet. böyle. Kök hücre yoluyla elde edilen ürünler nerede kullanılıyor? Şöyle söyleyeyim, bu ürünler genelde kremler içinde kullanılıyor ya da şimdi yeni bir şekilde sprey fondöten denilen yani bütün kozmetik ürünlerinin içine enjekte edebiliyorlar. Bu şekilde de direkt vücudun dışında kullanılıyor. Peki içeriden dışarı ve dışarıdan içeri evet. kullanın. Dışarıdan içeri kullanımları biliyorsa el kremleri, yüz kremleri, evet. vücut bakım losyonları falan evet. bunları biliyoruz. İçeriden dışarı kullanılanlar onlar. İçeriden dışarıya olan ürünler de şu an Türkiye'de bir tanesi var reserve fakat 2-3 tane ürünümüz yok. Bir tane ürün reserve denilen ürün resveratrol diye bir e, madde var. Bu madde genelde üzüm kabuğunda ve üzümde oluyor. Hatta birçok insan e, şarabın içinde de olduğunu söylüyor çünkü o da üzümden yapıldığı için ve aslında şunu söylüyorlar diyorlar kişe işte günde bir kadeh şarap için vesaire. Buradaki olay şaraptan ziyade o rezveratrol yani üzümde olan bu bu tamamen vücudu gençleştiren, insanı gençleştiren bir şey. Bu rezveratrol maddesiyle bir ürün çıkardı şirket ve bu üründe içten dışa gençleştiren ürünlerden bir tanesi. Bir diğeri şu an daha Türkiye'de yok fakat dünyanın 140 ülkesinde satılıyor. Türkiye'de de satışı Tabi onaylanma Sağlık Bakanlığı onaylıkları yapıldıktan sonra başlayacak. Finiti diye bir ürün. Bu üründe de DNA'daki telomar denilen bir şey var. Aynı saç gibi düşünelim bunu. Bu telomar kısaldıkça DNA'nın koruması bu telomar kısaldıkça insan ömrü artık sonlanmaya Sona başlıyor. Yapayım. Bunu bulan kişi Nobel ödülü aldı 2009 yılında. Telomarın kısalmasıyla ölümün gerçekleştiği ile alakalı. Şirkette bu telomarın kısalmasını durduran hatta ...küçük küçük büyütebilen bir... Hatta ürün, geliştiren. ...geliştiren bir e, ürün oluyor. Ve bunun bütün dünyadaki telif haklarını alıyor. Ve bu şekilde de ürünleri var. Yani bütün ürünleri tamamen gençleştirme üzerine. Peki. Şimdi son sorum. Son 3 dakikamız. Türkiye'de daha çok nereleri pazar alanı olarak görüyorsunuz? Yani doğrudan satış tekniği açısından. Şöyle ve söyleyeyim. halkın kabulü ve kullanımı acaba size göre bir herhangi bir batı ülkesiyle kıyasladığımızda e, ne oranda ne ölçüde ileride ya da geride. Şöyle söyleyeyim, Türkiye genç nüfusu olan bir ülke ve Türk insanı gerçekten e, iyi bir şey keşfettiğinde bunu kullanıyor. Bizim Türkiye'deki avantajımız şu. Mesela birçok büyük firma Türkiye'deki ücra yerlere ya da atıyorum e, belli bölgelere gidemiyorlar. Sadece büyük şehirlerde yer açarken doğrudan satışın avantajı şu. Sadece bir e, link göndererek WhatsApp üzerinden Türkiye'nin her yerindeki bütün insanlara ulaşabiliyorsunuz. Ve bütün insanlar da şu ana kadar bizim 7. ayımız oluyor. Ve 7. ayımızda sadece benim bana bağlı organizasyonlarda biz 8 bin kişiye ulaştık. Otomatikmen de müşteriler... gerçekten memnunlar, sonuç alıyorlar, hızlı sonuç alıyorlar. Vücutlarındaki gözle görülür yani çok bir sene beklemelerine gerek yok. İki haftada, üç haftada, bir ayda sonuç aldıkları için bunu gördükleri için de doğal olarak bizim yapımızda olan tavsiye. Bunu tavsiye ediyorlar. Çünkü gerçekten mutlu olan müşteri ya da sonuç alan müşteri bu sonucu, bu memnuniyeti arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ve birçoğu da bundan tekrardan kazanç elde ediyor. Evet. Peki son dedim ama son bir soru daha sormam icap ediyor. Bir dakikamız var. Şimdi bu ürünlerin tabii doğal olarak belli kurumlar tarafından e akredite edilmesi lazım ya da izinlerin alınması lazım. Şimdi bu ürünler yani Amerika'da ya da bir başka ülkede üretiliyor, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de hangi makamlardan izin alarak piyasaya sevk ediliyor? Şöyle söyleyeyim. 141 ülkede Jones Global 141 ülkede e, tamamen izin alarak bütün ürünlerini bu şekilde dağıtıyor. Türkiye'de de yani 15 farklı ürün gamı olmasına rağmen şu an Türkiye'de yaklaşık 3 ürün gamı ve her ürün gamının içinde farklı farklı ürünler var. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı hangi bakanlığa bağlıysa Onaylarını alıp zaten o şekilde satışa sunuluyor. Onay olmadan doğrudan satış şekilde. sektöründeki sadece bizim şirketimiz değil hiçbir doğrudan satış şirketi yapamaz. bakanlık onayı olmadan satış yapamaz. yapamaz. Merak ettiğim buydu. Yani tüketici güveni açısından bunun sorulması gerekiyor. Çok teşekkürler, Sağ başarılar olayım. diliyoruz. Ve böylece bugünü noktalıyoruz. Aslında bir başarı dileğimiz var biliyorsunuz. Türkiye İzlanda maçı var saat 21:45'te millilerimize bu maçta sonsuz başarı diliyoruz. Bu maçı aldıkları takdirde gruptan çıkma ihtimalleri biraz daha artıyor. Aksi halde gruptan çıkma ihtimalimiz giderek zayıflıyor. Hoşçakalın.